Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın tektonik oluşumu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Tabii ki de soru çözümü yaptığımızda konuyu da bir nevi özetlemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Siz bu soru çözümü videosu bittikten sonra çözmediyseniz ki çözmeme ihtimalinizi düşünmek dahi istemiyorum. Kitabımızdan tekrar soruların üzerinden geçmeyi unutmayalım. Dünyanın yapısı ve oluşum süreçleri, dünyanın tektonik oluşumu, levha tektoniği 1-2, jeolojik zamanlar yani 16. sayfaya kadar tekrar güzel bir şekilde tekrar etmeyi unutma. Dinamo Soru Bankası kitabımızdan. Tabii ki de şöyle kitabımıza baktığımız zaman örnek model soru çözümümüz, altında ise çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Eğer ki takıldığın kısım olduğunda hemen kare kodu okutarak sorunun çözümüne de ulaşabilirsin dedikten sonra hadi bakalım soru çözümümüz başlasın. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda birinci sorumuz ne diyor bize? Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mantoya aittir diyor. Yani yerin iç yapısıyla ilgili katmanlardan bir tanesi ve en önemli katmanlardan bir tanesidir diyebiliriz. Hemen şöyle yerin iç yapısıyla ilgili ifadelerimize baktığımızda birinci katmanımız yer kabuğunun belki de en ince katmanı demek istemiyorum. Kesinlikle en ince katmanı. Bu katmanımızın ismi litosfer yani taş küre demektir. İkinci katmanımız ise manto ve bize soru burayla ilgili bilgileri istiyor. Üçüncü katmanımız ise çekirdek olarak karşımıza çıkmakta. Dünyanın toplam hacminin yaklaşık %84'lük kısmını oluşturan katman tabii ki de manto katmanıdır. O zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Mantoya ait özelliktir diyebiliriz. İkinciye baktığımız zaman yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır. Bakın burada şunu unutmayalım. Hacmin fazla olması kalınlığın fazla olacağı anlamına gelmez. O yüzden yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman manto katmanı değil, çekirdek katmanıdır diyoruz. O zaman bu doğru bir ifade değil. Yer kabuğunda meydana gelen tektonik kökenli olayların kaynağı mantodadır. Evet bu ifade doğrudur. Çünkü ısınan magma yükselir ve litosferimize çarpar. Litosferimizi hareket ettirerek orojenez, epirojenez, volkanizma ve deprem gibi iç kuvvetlerin oluşması sağlar. Bu doğru bir ifadedir. Siyal yani granitik kabuk, sima yani bazaltik kabuk olmak üzere iki farklı katmandan oluşmaz. Burası neresidir peki dediğimiz zaman litosferdir. Yani birinci katmanımız şöyle bakarsak siyal katmanı, ikinci katmanımız ise sima katmanı olarak karşımıza çıkar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı birinci ve üçüncü maddelerin olduğu B seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yerin katmanları gösterilmiştir. Yerin katmanları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Buraya dikkat edelim. Manto yer hacminin en fazla olduğu katmandır. Biraz önce söyledik zaten tam şurası. Yer hacminin %84'lük kısmını oluşturmaktadır. Yerin en dış katmanı litosferdir diyor. Baktığımız zaman kabuk dediğimiz kısım yani taş küre yer kabuğu burası sevgili arkadaşlar litosfer olarak karşımıza çıkmakta. Bu ifade ve bu ifade doğrudur. İç kuvvetler kaynağını mantoda meydana gelen konveksiyonel akımlardan, hareketlerden alır. Evet bu ifade de doğru. Biraz önce bunu da söylemiştik. Yerin en kalın katmanı tabii ki de çekirdektir sevgili arkadaşlar. Yer kabuğundan çekirdeğe doğru gidildikçe yoğunluk artar. Doğru. Sıcaklık azalır demiş. Yanlış. Sıcaklığında ne olması lazım? Artması lazım ve genel itibariyle yerin iç merkezine doğru gittiğimizde her 33 metrede sıcaklıklarımız bir de derece artış gösterir diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde aşağıdaki şekilde yer yuvarlığının yani dünyamızın bir keseti verilmiştir diyor. Bakıyoruz okyanus var, manto var, siyal var ve kıta alanını göstermiş. Arada da simayı görebilmekteyiz. Yandaki keset dikkate alındığında dünya haritasında işaretli merkezlerden hangisinde yer kabuğunun daha kalın tabaka halinde olduğu söylenebilir diyor. Kalın diyorsa o zaman kıtanın iç kısmında bir dağlık sistem içerisinde olması lazım. Çünkü yer kabuğu dediği nedir? Litosferdir sevgili arkadaşlar. Litosferin daha kalın bir tabakaya sahip olabilmesi için dünya ölçeğinde dağlık bir sistemin olması gerekir. Baktığımız zaman verilen 4-5 merkez içerisinde 2 numarayla gösterdiğimiz yerde Himalaya dağları yer almaktadır ve burada yer kabuğu diğer ismiyle litosfer diğerlerine göre daha kalın bir tabakaya sahiptir diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.
Bir diğer sorumuza geldiğimizde diyor ki bize, levha tektoniği teorisine göre karalar günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek parça halindeydi. Levhaların hareketlerinin devam etmesine bağlı olarak bu kara kütleleri de çeşitli parçalara ayrıldı. Zamanla günümüzdeki karalar, okyanuslar ve denizler ortaya çıktı ifadesini kullanan bir bilim insanı bu tezini kanıtlayabilmek için 1. Kıta kenarları birbirine uyumludur. Örneğin Güney Amerika ve Afrika. 2. Benzer tortul tabakalar günümüzde farklı konumlarda bulunan kıtalarda yer almaktadır. 3. Farklı kıtalarda günümüzde canlıların yaşaması diyor. Hangilerini öne sürmelidir diyor. Sevgili arkadaşlar, ne diyor? Günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek bir parça halindeydi. Sonra levha hareketlerine bağlı olarak bu kara kütleleri çeşitli parçalara ayrıldı. Zamanla günümüzdeki karalar, okyanuslar ve denizler ortaya çıktı diyor. Ve şöyle baktığımız zaman 1. Kıta kenarları birbirine uyumludur. Örneğin Güney Amerika ve Afrika diyor. Bu ifade doğru bir ifadedir. Kıta kenarlarının birbirine uyumlu olması eskiden tek bir parça olduğunu, daha sonra birbirinden uzaklaştığını bize gösterir. Benzer tortul tabakalar günümüzde farklı konumlarda bulunan kıtalarda yer almaktadır diyor. Şimdi tortul tabakalar birikimle ilgili olan bir durumdur. Benzer tortul tabakalar farklı konumlarda bulunan kıtalarda yer alıyorsa bu ifade gene eskiden bir kütle tek bir tabaka halinde olduğunu gösterir. Doğrudur. Devam ediyorum. Farklı kıtalarda günümüzde canlıların yaşaması tek bir kara kütlesi olduğunu, bunun birbirinden uzaklaşıp şu anki görünümü aldığıyla ilgili bir tezi öne sürmemizde uygun bir ifade değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olmak üzere C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde soru bize diyor ki, Doğu Afrika Rift Vadisi tamamı 6400 kilometre uzunluğunda olan ve Doğu Afrika'dan Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ne ve oradan da Türkiye'nin güneyindeki Amik Ovası'na kadar uzanan büyük rift sisteminin en büyük bölümünü oluşturuyor. Yani şu kısımda Afrika'nın doğusunda bulunan Rift Vadisi bu kapsamda başlayıp Türkiye'nin güney kısmına kadar uzanabilmekte diyor. Ve bu hareketle birlikte Afrika'nın ileriki süreçte yaşayacağı değişimi de ikinci görselimizde bize göstermiş. Buna göre bu alanı oluşturan temel etken aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Sevgili arkadaşlar, Doğu Afrika'da Rift Vadisi'ni oluşturan temel durum iki tane kıtasal levhanın birbirinden uzaklaşması. Yani şuraya şöyle uzaklaşan levha sınırlarında görebileceğimiz bir durumdur. Baktığımız zaman A seçeneğinde yanal doğrultuda yer değiştiren levhalar var. Bu ifade değildir. Burada ise levhalar evet birbirinden uzaklaşmış ama iki tane okyanusal levha var. Okyanus yüzeyi görebilmekteyiz. Bu ifade de olmaz. Burada ise bir okyanusal bir kıtasal levha birbirine yaklaşmakta. Rift Vadisi'ni bu şekilde de göremeyiz. E seçeneğine baktığımızda iki tane kıtasal levha birbirine yaklaşmakta ama burada uzaklaşması gerekirdi. Bu da doğru cevabımız değil. Ama baktığımız zaman D seçeneğinde iki kıtasal levha birbirinden uzaklaşmakta ve arada rift vadilerinin oluşumunu söyleyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yukarıda meydana gelen olaylardan hangileri Mezozoik dönemde gerçekleşmiştir diyor. Yani Mezozoik dönem dediğimiz ikinci jeolojik zaman olarak karşımıza çıkmakta. Bakıyorum, Pangea'nın parçalanmasıyla Lavrasya ve Gondwana kıtalarının oluşumu evet ikinci jeolojik zamanda meydana gelen bir durumdur. Ammonitler ve dinozorların bu zamanın en önemli canlılar olması, hemen şuradan şöyle dinozorları alıyorum. Jura dönemi diyorum. Mezozoik dediğimiz dönemin bir alt devridir Jura dönemi. O yüzden bu ifade de doğru bir ifadedir. Taş kömür yataklarının oluşması doğru bir ifade değil. Taş kömür yatakları peki hangi dönemde oluşmuştur dersek, Paleozoik dediğimiz dönemde, yani birinci jeolojik zamanda meydana gelmiştir. O yüzden 3'ü doğru kabul edemem. 1 ve 2 sorumun doğru cevabıdır deyip C seçeneğini işaretliyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Bir Türkiye haritası vermiş. Levhaların hareket yönlerini göstermiş. Hemen sorumuza bakalım. Yanda Türkiye'nin çevresinde yer alan levhalar ve bu levhalara ait hareket yönleri gösterilmiştir. Levhalar ve bu levhaların hareket yönleri dikkate alındığında 1. Türkiye kuzeyde Avrasya levhası, güneyde ise Afrika ve Arabistan levhaları ile çevrilidir diyor. Hemen şöyle bakıyorum. Türkiye kuzeyde evet Avrasya levhası ile çevrili. Güneyde ise Afrika levhası ve Arabistan levhası ile çevrili. O zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Baktım ikincisine.
Anadolu levhası her yıl batıya doğru hareket etmektedir diyor. Hemen şöyle bakıyorum, Anadolu levhasını gördüm ve hareket yönü bu tarafa, batı kısma doğru hareket etmekte. O zaman bu ifade de doğru bir ifadedir. Anadolu'da oluşan dağlar genel olarak doğu batı yönlü uzanmaktadır diyor. Şimdi şuraya dikkat edelim. Levhalar birbirine yaklaşıyor. Bak, Avrasya levhası kuzeyden yaklaştı. Arabistan ve Afrika levhaları da güneyden yaklaştı. Şimdi sıkışmayla birlikte oluşan dağlık sisteme dikkat edin. Dağların genel itibariyle uzanış doğru doğu batı yönlüdür. O zaman bu ifade de doğrudur. Bize diyor ki ifadelerden hangileri doğrudur? 1, 2, 3 olmak üzere E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir diğer sorumuza geldiğimizde Türkiye'nin jeolojik geçmişine ait verilen olayların geçmişten günümüze doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakıyorum şöyle, taş kömür yataklarını gördüm ve bu birinci jeolojik zamanda olduğu için en eski oluşumlu budur. Yani ikinci ifade bizim doğru ifademizdir. Devam ediyorum. Epirojen Deniz'e bağlı Anadolu'nun toptan yükselmesi, denizaltı volkanizmasının etkili olması, Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşması diyor sevgili arkadaşlar. İkinci durumda denizaltı volkanizması ikinci jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Yani Mezozoik döneminde. Epirojenize bağlı olarak Anadolu'nun toptan yükselmesi diyor sevgili arkadaşlar. Bu ifade Senezoik döneminde meydana gelmiştir. Üçüncü ifadeyi şöyle alıyorum. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşması. Dördüncü ifadeyi şöyle alıyorum. Yani şuradaki 3 ve 4. ifade var ya, bu 3 ve 4. ifade Senezoik döneminde meydana gelmiştir. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Önce dağlık sistemler oluşuyor. Daha sonra arazi aşındırmayla birlikte hafiflediği için Anadolu toptan yükseliyor. O yüzden bakın şuna dikkat edin. Buradaki Toros ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşması denizaltı volkanizmasından sonra, sonraki süreçte ise Anadolu toptan yükselecektir diyoruz. 4'ü de böyle alacağız. Yani 2, 1, 4, 3. Bakıyorum 2, 1, 4, 3 nerede var? B seçeneğinde var. Sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer soruya. Yer kabuğunu oluşturan parçalara levha adı verilir. Okyanusal, kıtasal ve okyanusal kıtasal nitelik taşıyan levhalar 12 adet büyük ve çok sayıda küçük parçadan oluşmaktadır. Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto üzerinde hareket halindedir diyor. Levhaların manto üzerinde sürekli olarak hareket etmesine neden olan faktör tabii ki de nedir dersek hemen gösterelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şurası bizim litosferimiz olsun ve şunlar da levhalarımız olsun. Şimdi buradaki temel mantık şu. Alt kısmında ne var? Manto var. Mantoda meydana gelen konveksiyonel akımlar. Hemen şuraya şöyle konveksiyonel diye yazalım. Isınan magma yükseliyor ve bizim litosferimize çarpıyor. Litosferimizi hareket ettirdiğinde burada bir açılma söz konusu ve yeryüzeyine çıkan bu magma burada volkanik faaliyetlerin oluşmasına sebebiyet vermekte. Burada ise misal örnek veriyoruz gene. Levhanın hareketiyle birlikte iki tane levha çarpıştığında burada kıvrım dağlarını oluşturmakta. Aynı zamanda depremleri meydana getirmekte. Bunu oluşturan temel durum konveksiyonel akımlar olduğu için sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Aşağıdaki görselde levhanın özelliği ve hareket yönü gösterilmiştir. Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşmaktadır diyor. Hemen bakalım levha neymiş, özelliği neymiş. Benim burada gördüğüm iki tane okyanusal levha var. Hemen şuraya şöyle bir okyanusal levha yazıyorum. İkincisi, bunlar birbirinden uzaklaşıyor. Yani burası aslında uzaklaşan bir levha sınırı. Şimdi mantıklı düşün. Okyanusal levhalar birbirinden uzaklaşırsa ki astenosfer litosfer ile manto arasındaki kısımdır. Ve bunun alt kısmından magma yeryüzeyine çıkacak mı? Yeryüzeyine çıkıp soğuduğunda burası önceden deniz altındayken kara alanı haline gelirse okyanusun ortasında adacıklar oluşur mu? Ve biz bu adacıklara okyanus ortası sırtlar deriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Kıvrım dağların oluşması iki tane kıtasal levhanın ya da bir okyanusal bir kıtasal levhanın oluşmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Dedikten sonra geldik soru çözümümüzün sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.